Türkiye'nin vegan çikolatasının yani %53 bitter olan çikolatası tadım testine geçelim. Az önce bitter olmayan fındıklı neydi? Fındık rüyası isminde ilginç koymuş. Fındık rüyasını çekmiştik arkadaşlar. Onda bitter tadı olmadığı için bitteri sonraya bıraktık. Arka arkaya çekiyoruz bu iki videoda. Çünkü bitter tadı biraz daha ağır bir tat. Evet, şekline bakalım. Karamino'ya benziyor. Ülkenin. Evet, ülke yazmışlar buraya. 12'li. 75 gramdı. Bu, pardon bu 60 gram. 60 gram. Fındık rüyası kaç gramdı? 75 gram. İkisi de 12 ama içinde fındık ağırlığı var demek ki. Yani 14 lira, 13.75, 17 lira demiştik. Hemen zaten şu 4 tane 1 kişilik arkadaşlar, 3 kişilik çikolatalardan bahsediyoruz. Şöyle tadım testinde içini görmek. Biraz daha. İçinde bir şey yok. Neydi bu? Vegan. %53 bitter. Evet. Sanki %53'ten fazla güyaz bana bu tarafını. Çok acı değil ama. Vegan olduğu için süt yok içinde. Vegan, vejeteryan biliyorsunuz hayvansal ürüne. Yok, vejeteryan da değil. Vejeteryanda sadece et yok. Veganda süt ürünleri de yok. Evet. Yumurta da yok. O terimlerden bahsediyoruz. Vejeteryan, et olmayan, vegan, süt olmayan ürünler. Süt olmadığı için. Yani ürün içinde süt yok. Süt olmayınca acaba neyle elde ettiler bunu? Şeker, kakao, kakao yağı, emülgatör gibi sütten olmayan bir ürün. Bilmiyorum süt sevmeyen var mı? Niye bu ürünü yaptı? Ülke. Sütsüz çikolata oluyor. Sert mi oluyor? Ona bakın, süt yumuşatır herhalde. Evet, sert. Gördüğünüz gibi tarım tersinin bir detayı inceliyoruz arkadaşlar. Süt deyince sertlik, yumuşaklık dahil her şeyi teferruatına düşünerek bana göre iyi. 14 lira 3 kişi. Ben bir tane daha yiyeyim. Hakkım. Evdekileri bırakayım. Evet. Ben beğendim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Videom bu kadar.